Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ve eski bir subay, komutan, jandarma, komando, üsteğmen Başar Yaltı. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizi davet ettiğimiz günlerde, yani geçen hafta İsrail ile Filistin arasında büyük bir esir tutuklu değiş tokuşu yaşandı ve bunun bize de uzanan yanı vardı. Çünkü Türkiye'de burada arabulucu olmuştu. Oysa bizim Filistin meselesiyle ilk temasımız, ilk sıcak temasımız sizin İçişleri Bakanı olduğunuz 1970'li yılların ikinci yarısında meydana gelmişti. İsterseniz olayın kahramanı da siz olduğunuz için olayı siz özetleyerek izleyicilerimize aktaralım, paylaşalım. Yani olayın tamamını özetleyemem ama başlangıcını ya da hatırlatma yapabilecek kadarını ben başlayayım izninizle. Biz sizin hafızanızı tazeleyeceğiz çünkü dönemin gazetelerini biz fotoğrafladık ya, birazdan ekrana gelecek onlar. 1979, evet. Yaz aylarında. 13 Temmuz. Temmuz'da. Ben birkaç gün önce Ankara'da bir sendikaya bir saldırı yapılmıştı. Daha doğrusu sendikada bir patlama olmuştu. Onun incelemesi için o sendika binasındaydım. Mısır sefaretinde, Mısır Büyükelçiliği'nde bir hareket olduğunu, bir saldırı olduğunu söylediler. Derhal oraya intikal ettim. Mısır Büyükelçiliği Filistinli dört gerilla tarafından, dört kişi tarafından işgal edilmişti. Evet. Büyükelçi ellerindeydi. 20 kadar personel ellerindeydi. İşgal edilmişti. Büyükelçiliğe girerken kapıdaki bekçileri, bu iki bekçi vurulmuştu. Evet. Ve evet, ölmüşlerdi. Ben olay yerine geldiğimde manzara buydu. İşte kargaşa içinde orası. Derhal oraya kuvvetler intikal ettirildi. İşgalin sebebi gene açıklarız ileride de ama baştan söyleyeyim. O dönemde Amerika'nın arabuluculuğuyla Mısır'la İsrail arasında Camp David'de bir anlaşma imzalanmıştı. Evet. Camp David anlaşması. Bu son Mısır olayları sırasında da, evet, gündeme gelen anlaşmadır, evet, o. Camp David anlaşması. İsrail ile Mısır arasında imzalanmıştı. Filistinliler bundan memnun değildi. Bu Filistinlilerin haklarını korumuyordu. İşgalin ana nedeni buydu. Mısır, Camp David anlaşması. Yani niye Filistinliler işgal ediyor diye, niye Mısır'ı işgal ediyor, Mısır Büyükelçiliğini? Çünkü muhatapları Mısır, diyorlar ki Camp David anlaşmasından çıkın. Çıkmazsanız burayı berhava ederiz. Evet. Binaya girerken bir de bildiri dağıtılmış arka sokakta. Orada işte bunlar açıklanıyor. Ben oraya geldim. İşte güvenlik aldık, yolları kestik, trafiği durdurduk vesaire. Ben de bu konularda öyle çok bilgili, çok deneyimli falan bir insan değilim. O zaman hiç değilim. Tamamen işte şeyimizle, enerjimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İçeriyle irtibat kurmaya çalıştım. İsterseniz orada duralım. Evet. Geldiğiniz zaman etraf güvenlik önlemleri alınmıştı dediniz. Şimdi o güvenlik önlemlerini alan askeri birliğin... Şimdi şöyle, daha oraya gelmeyin. Daha evet. Güvenlik önlemleri dediğim polisin aldığı güvenlik, evet, önlemleri. Büyükelçilik ana caddeye bakıyor. Onun arkasında da Büyükelçinin konutu var. Evet. Bu bir bahçe içinde Mısır Büyükelçiliği. Oraya da biz arka bahçeye de gittik ama sokulamıyorsunuz çünkü ateş ediyorlar. Yani pencereleri tutmuşlar. Ateş ediyorlar. İki ölünüz var. İçeriyle irtibat kurmaya çalıştık, ne yapacağız falan diye. İşte irtibatı kurduk.
Siz de onların lideri Mervan'la temas şimdi kurdunuz. Şimdi bir telefon, işte telefona çıktı. Evet. Marwan. Marwan, evet. Marwan. İşte ben kendimi, kim olduğumu tanıttım. Arapça konuşuyorlar, tercüman kullanıyoruz. İngilizce biliyorlar biraz. İngilizce de biliyorlar. İşte kimsiniz? İşte ben şuyum. Siz kimsiniz? Ben Albay Marwan. O albay olmuş. Yani o kendi kendini albay yapmış. Yani evet. Militan aslında. Ben Albay Marwan diyor benimle. Diyor ki sizden isteklerimiz şu. Mısır ilan edecek. Camp David anlaşmasından çıktım diyecek. Siz bize bir otobüs vereceksiniz. Otobüsün şoförü işte sadece çamaşır giymiş olacak silah olmasın diye. Biz rehinelerle birlikte otobüse bineceğiz. Havaalanına gideceğiz. Havaalanında bir uçak hazır bizi bekleyecek. Bizi alıp götürecek istediğimiz bir yere. Bir şey daha istemiş galiba sizden. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri kessin de demiş. Siz hemen orada hayır biz onu yapamayız demiş. Yani o söylenmedi neyse. Evet. Yani o kendisi anlatıyor bunu Marwan'ın. Ya da evet. ben fark etmemişim. Evet. Talepleri bunlar. Diyor ki bunları şey yapacağız. Burası bir hukuk devleti. Bu kadar kolay değil. Önce siz elinizdeki rehineli ellerinde de şimdi çok iyi hatırlamıyorum ama 20'ye yakın rehine var. Evet. Ellerinizdeki rehineleri bırakın. İşte orayı işgali boşaltın. Bize teslim olun. Ondan sonra konuşabiliriz diyorum ben. Orada bir jest yaptı. Dedi ki, Evet. Yani dedim ki biz Türk halkı Filistin'in haklı davasına sahip çıkmaktadır. Sizi desteklemektedir. Siz Türk halkını karşınıza alıyorsunuz. Türk halkına karşı bir eylem yapıyorsunuz. Türkiye'yi seçmişsiniz. Bu haksız ve yanlış bir şeydir. Bu Filistin davasına Türk halkının ters bakmasına, olumsuz bakmasına neden olabilir. Yanlış bir şey yapıyorsunuz falan. Yani bu dedikleriniz de hemen yerine getirilecek koşullar değil. Karşınızda bir devlet var. Ben dedi iyi niyetimi göstermek için bir kişiyi bırakıyorum dedi. Büyükelçinin özel kalemindeki bir Türk memuriyi, Bahar Hanım diye bir memuriyi serbest bıraktılar. Evet. Biz gittik onu aldık geldik falan. İşte o sırada neler yapılabilir? Dedim ki ne yapılabilir? Polisin oraya girecek bir şansı yok. Böyle bir eğitimi yok o zaman. Böyle bir eğitimi yok. Polis iş güvenliği sağlamak konusunda eğitilmiş. Ankara'da Güvercinlik tarafında idi değil mi? Güvercinlik tabii Foça'dan geldik. Bir şeyimiz var. Komando birliğimiz var. Daha önce de oralara gitmiştim, görmüştüm. Onlarla irtibat kuruldu. Dendi ki işte böyle bir olay var. Müdahale etmemiz gerekir. Hazır olun. İşte geldiler o birlik. Başlarında Dündar Konyar galiba. R ile Konya mı? Konya. Neyse. O vardı. Şimdi orada bir iki şeyi daha söylemek istiyorum. Şey değiliz. Böyle bir olayla karşılaşmadık. Polis de karşılaşmadı. Ya Türkiye tarihinde benzeri olan bir olay değil. Dış ülkelerde de hep kanlı bitmiş olaylar. Ben o günkü işte kararımla eylemcilerin Büyükelçiliğe girerken öldürdükleri iki şehit ettikleri bekçinin gizlenmesini emrettim. Kimseye söylemeyin dedim. Ama gördüm millet. Bu sırada olayı duyan başbakan bakanlar kurulunu topladı. Ben binanın hemen karşısında TUSAŞ'ın binası vardı. Onun önündeydim. Oradan geldiler. Efendim yukarıya buyurabilirsiniz. Ben onun bir katını, iki katını karargah olarak işgal ettim. Boşalttılar, bize verdiler. Olayı duyunca başbakan bakanlar kurulu topladı. Nur içinde yatsın Bülent Ecevit. İşte olayla ilgili karar aldı. Dedi ki sorumluluk İçişleri Bakanlığı'ndır vesaire.
Kendisi de kalktı geldi. O TUSAŞ binasında bizim bulunduğumuz yere. Ona anlattık durumu. Ne yapabiliriz? Konuşabiliyoruz dedik. Ben konuşabilir miyim dedi. Tabii dedik. İşte aradık Albay Marvan'ı. Albay diyor. İngilizce olarak konuşmaya başladı Bülent Bey. Ama ona söylemeyi unuttuk. Biz o iki kişinin öldürüldüğünü onlara söylemiyoruz. Çünkü söylediğiniz zaman artık adam umudunu keser. Hı. Yaşama umudu kalmaz. Ben nasıl olsa teslim de olsam benim cezam ölüm cezası. Öyleyse gözü kararır. Yani yaşama, tutunmak gibi bir tutkusu kalmayabilir. Onu önlemek istiyorum ben. Yani böyle idamlık yahut neyse ölüm cezasını gerektiren... Bülent Bey konuşurken iki tane görevlimi öldürdünüz dedi. Bunu bir yazılı yerlerde yok mu bunun söylediği? Evet. Ben telefonun kablosunu çektim. Neden söylediniz efendim dedim. Niye dedi. Söylemiyoruz onlara dedim. Çok üzüldü. Yani benim düşüncemi haklı buldu. Çok doğru düşünüyorsun dedi. İnşallah anlamamışlardır dedi falan. Evet, yani buraya kadar geldik. İşte ondan sonra komando birliği geldi. Benim bu olayı aslında tam olarak ben o dönemi yaşadım biliyorum. Ama bunun ikinizi bir araya getirme hayali çok eskilere dayanıyor. Çünkü oradaki timin komutanlarından bir tanesi de Üsteğmen Başar Yaltı, şimdi bir hukukçu, değerli bir avukat. Şöyle demişti, siz oraya geldiniz. Dedi ki, bu olayı işte konuşmuştuk. Yani askeriz dedi, basacağız hepsi, silahlıyız, komandoyuz falan, aslanız falan ama dedi, hepimiz korkuyoruz dedi. Siz şimdi o anı anlatır mısınız acaba? Bir şey ilave edeyim. Dündar Albay'la, Dündar Paşa oldu sonra, Dündar Paşa'yla çok değerli, ya yani bendeki izlenimi son derece değerli bir askerdi. Ona yani sonunda biz buraya müdahale etmek zorundayız. Bu koşulları kabul etmemiz mümkün değil. Ona göre hazırlık yapın dedim. Onlar da helikopterden inecek. Ya alternatifli hazırlıklar yapmaya başladılar. Az evvel söylediğim Bahar Hanım'ı bırakınca ben Bahar Hanım'ı işte çocuklar getirdiler bize. Binanın krokisini istiyoruz. Nereden vurup girebiliriz? Neresi zayıf yer? Kroki yok. Bravo. Elimizde bir kroki yok. Belediyeye soruyoruz. Diyoruz ki bu bina yapılırken size bir plan vermişlerdir. Binanın planını bize verin. Altında bodrum var mı? Bir çıkış tüneli var mı? Bir giriş yeri var mı? Bir zayıf nokta. Hiçbir şey, hiçbir bilgi yok elimizde binayla ilgili. O durumda geldiler. Evet. Siz anlatın o anı. Evet. Oraya nasıl geldiniz? Şimdi onun biraz hatta gerisine gitmemiz gerekecek ama öncelikle Nazım Bey işte 32 yıl sonra, 32 yıl önce olmuş bir olay nedeniyle Sayın Bakanım'la karşı karşıya gelmekten... İlk kez geliyorsunuz değil mi? Evet. Çok mutlu olduğumu belirtmek ederim. İsterim ve teşekkür ederim. Tabii bu arada sözlerime başlarken deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden bütün yurttaşlarımıza da hepimize de başsağlığı diliyorum. Şimdi Türkiye'nin o dönemi de bir terör dönemiydi değil mi Sayın Bakanım? Terör yoğun şekilde giderek artıyordu. Tabii o zaman sol çevreler bu Filistin davasını destekliyorlardı ve Filistin Kurtuluş hareketiyle oralarla neredeyse organik bağlar olduğunu gazetelerden okuyorduk. Evet. Bu çerçevede Sayın Bakanımın demin anlattığı gerekçelerle, nedenlerle Filistin gerillaları gelip Mısır Büyükelçiliğini bastılar. Biz onun öncesinde Sayın Bakanımın bakan olduktan sonraki dönemde ben jandarma subayıyım. Jandarmada bu terör olaylarına karşı yeni bir mücadele ve örgüt modeli geliştirilsin kararı alınmıştı. O çerçevede de Türkiye'de 3 tane bölük kurulmuştu. Bunlardan bir tanesi Foça'daydı. Ben Foça'daki bölüğün komutanıydım. Bir tanesi Batman'daydı. Biz bu olaylar olmadan önce gösteriler hazırlamıştık. Sayın Bakanım gelmiş, izlemişti, çok beğenmişti. Hatta sonra Ankara'da benzer
gösteriyi yaptık. İşte helikopterle binaların işgaline karşı nasıl önlem alınır? Binalara ele geçirmiş binaları nasıl yeniden geri alınır? İşte uçak kaçırmalara karşı veya toplu taşım araçları kaçırmalarına karşı özel eğitimli birlikler kurulmaya başlanmıştı. Tabii o zaman daha yeni yeniydi. Şimdi Türkiye bu noktaya yani çok ileri bir noktaya geldi. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Bu etrafını güzel çizerken biraz ekonomik davranının özünde zaman kalmayabilir. Yok çünkü gelecek anda, çünkü bununla evet, bağlantısını kuramazsak. Süre geçiyor ya saat başına keseceğiz. Demin bakalım evet, dedik hani helikopter evet, falan o helikopter nereden geldiğini anlatmamız lazım. Evet. Tabii 15 dakikamız varmış. Biz bu gösterileri yapıp çok da beğeni kazandıktan sonra Mısır elçiliği basıldı. O zaman dediler ki hadi buyurun. Şimdi onlar senaryoydu. Şimdi gerçek bir şey var. Ve bizden önce biz Foça'daki birliğiz. Batman'daki birlik Ankara'ya hemen intikal etmişti ve güvenlik önlemlerini almışlardı. Fakat bu arada Sayın Bakanım demin söylediği gibi karşı binada bir karargah oluşturmuştu. Evet. O zaman ben hatırlıyorum, ben de çünkü gelmiştim. Sedat Celasun, Orgeneral evet, Sedat Celasun Jandarma Genel Komutanı oradaydı. Dündar Konya Albay oradaydı. Siz oradaydınız ve bir de tabii herhalde Emniyet Genel Müdürü oradaydı. Kişiler vardı. Şimdi Batman bölüğü gittikten sonra bizim birlik intikal etti ve biz temasa geçtik. Sonuçta benim orada hatırladığım kadarıyla en son ertesi gün sabah 8'e kadar görüşmeler devam ediyor, süre verildi. Eğer 8'e kadar teslim olacaklarsa tamam sorun yok, olmayacaklarsa operasyon yapılacak. Operasyonu kim yapacak? İşte o karara göre ana kapıdan polis girecek, biz de yan kapılardan gireceğiz. İşte demin bakanımın da söylediği gibi tabii girecek ama binanın krokisi yok, plan yok, hiçbir şey yok. Bir de panjurlar falan da kapatılmış. O zaman elimizde donanım da yeterli değildi. Bunları bu gerçekleri de bilmez, yani kamuoyunun bilmesinde yarar var. Bildiğiniz işte kazma kürek vardır ya. Evet. MP5 tabancalarla girecekti. Yoksa kimse korktu filan demin dediniz ya, Türk askeri bir kere korkmaz, tırnak içinde söyleyeyim ama. Ya insani bir duygu canım. İşte, operasyonun gerçekleşeceği an sonuçta birisinin önce girmesi gerekiyor. Tabii bu bir cesaret işidir. Burada tabii ki doğal olarak insani bir duygudur. Korkar. Şimdi korkma insanlığa ait bir şey zaten. Yaşadığım bir şeyi burada da dile getirmek istiyorum. Biz normal gösteri yaparken çok cesur görünen askerlerimiz, işte ben tabii bölük komutanı olduğum için benden daha az rütbeli olanlar da vardı, normal erler de vardı ama hepsi seçilmiş zıpkın gibi. Normal gösteri sırasında gerçekten benim de hani hayranlıkla gördüğüm, izlediğim askerlerimiz o anda baktım korkuyorlar. Renkleri değişmiş tabii ya. Ama hiç ummadığım kimseler de ben gireceğim diye öne atıldı. Bu bir parantez içi olarak belirtmek istiyorum. Şimdi tabii biz bir gün öncesinden gittik. Elçiliğin önünde pozisyonumuzu aldık, mevzilendik. İşte gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Emir verilmesini bekliyoruz. İşte orada temaslar sürdürülürken en son bilgi 8 denmişti. Biraz 1-2 dakika geçti. En son dediler ki bir şartla, Sayın Bakanım tabii şimdi söyleyecektir, doğrulayacaktır. Biz teslim oluyoruz ancak bizzat bakana teslim oluruz. Evet. Şimdi bu, bakın Sayın Bakan karşımda, ertesi gün gazetelerin bazılarında bazı şeyler işte teröristi filan öptü gibi tercümanda falan yazdı. Var birazdan gelecek zaten zaman zaman orada, geliyor ekrana onlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nın karşıda keskin silahlı olan ve üstelik de keskin nişancı olan 4 tane teröriste karşı tamam ben kabul ediyorum diyerek tek başına yürüyerek gitti. Oradan da teröristler indiler hepimizin gözü önünde ve geldiler Sayın Bakan'a teslim oldular. Bir kere böyle bir cesareti hiç kimse gösteremez kolay kolay. Demin hani askerleri söyledik ya nasıl evet, korkanlar var işte. Ama bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanı olarak Hasan Fehmi Güneş orada tek başına, hatta beyaz bir gömlek vardı üstünüzde.
gözlerimin önündedir hep. Onun için ben daha sonra hep bu konuları anlattığım zaman Sayın Bakan bir kahramandır demişimdir. Size de bunu daha önceki oradan kaldı aklımda. Söyledim. Zaten onun baskının lideri de pazarlığı yürüten de yıllar sonra Milliyet Gazetesi'nden Gülay Fırat'a verdiği röportajda diyor ki dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş bizi ikna etmeseydi çok kan dökülecekti. Evet, neden dökülecekti ona gelelim. Sonuçta teröristler bakana teslim oldular. Bakan da orada bir tanesini öptü, bilmiyorum. Elini yani. Öptü, ben de onu öptüm. Elini öpünce o da öptü. Onu da anlatıyor. Da niye diyor? Doğal bir şey. Evet, Marvan diyor ki 45 saatlik süren bir stres altındayız. Beni diyor kapıda bekleyeceğim dedi. Beni senin polisin vurmayacağını nasıl garanti ediyorsunuz diye sormuşsunuz siz. O da ben seni alacağım, ben teminat veriyorum. Peki o zaman sen gel demiş. 45 saatlik bekleyişten sonra diyor stresle diyor birbirimize elini uzatınca diyor sarıldım. O sarılmış. Evet, bakan da itecek hali yok onu tabii ki. Yani. Tabii ki. Şimdi bakın Nazım Bey, eğer o gün diyelim ki teslim olmasalardı, biz operasyon yapsaydık. Bir kere içine girdiğimiz bina, tamam, karşı yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirilmişti. Ama kimi vuracaklar? İşte 20 tane rehin var. Göremiyorsun. Binanın içine giriyor. Bizim askerimiz bile vurulabilir yani içeri. Bayıltıcı gaz atılacaktı filan deniyor ama binanın bizim koruyucu maskemiz yoktu. Yani içeri girecek, operasyona katılacak, bizzat bulunacak komando erlerin, askerlerin maskesi yoktu. Bu acıklı bir durumdu. O zaman maalesef öyleydi. Ve iki taraftan birden girileceği için inanın kan gövdeyi götürecek duruma gelirdi. Plansızlık had safhadaydı. Artı işte girdiniz. Büyükelçi, gerçi zannediyorum Mısır devletiyle görüşülmüş, büyükelçinin ellerinde olduğu için öldürülme olasılığı dahi göze alınarak bu operasyona karar verildiği için büyükelçi belki eşi hepsi öldürülebilecek durumdayken bu sonuç olarak ikna yöntemiyle teslim olmaları bence son derece başarılı bir operasyon olmuştur. Sonucunun çünkü kanlı olacağı çok belliydi. Çok belliydi, bu kadarını söyleyeyim. Sayın Bakan'ın o dönem yaptığı operasyonların tersi de mesela Rusya'da yapılıyor ya da İsrailler yapıyor. Hiç kimseyi bırak, rehinler dahil herkesi öldürüyorlar. Efendim yani o bakımdan bir örnektir. Girişte o şanssız olay olmasaydı hiç ölü vermeden bitmiş olacaktı. Ama esas eylem boyunca bir kişi kaçmak için atladı arkadan, o öldü maalesef. Yani personelden, Mısır Büyükelçiliğinden. Vurdular onu. Yok, düştü. Düştü. Başının üstüne düştü. Başka şey yoktu. Bir iki şey yani izleyicileriniz için ilginç gelebilir. Sizin için de ilginç gelebilir. Şimdi içerideler, biz içeride konuşuyoruz onlarla. İşte söyledikleri gibi Başar Bey'in yani uzunca bir süre ve o uzun süre uyku falan uyumuyorsunuz. Yani zaten insan vücudu onu kabul ediyor. Tabii. Bir saatte biz projektörler yaktırdık. Projektörleri söndürün dediler. Korktular operasyon yapacağız diye. İşte danıştım. Söndürelim mi, söndürmeyelim mi? Söndürdük. İçeride insanlar var. Diyor ki, şartlarımızı kabul etmezseniz eğer her saat başı buradakilerden birini vuracağız ve ön balkondan atacağız. İçeriden sesler geliyor, bağırışlar geliyor. Bir tanesine verdi, bak konuşun dedi bir Türk oradaki. Efendim ne olur bizi kurtarın, bunlar ne istiyorlarsa yapın, çılgın bunlar. Bir kişiyi ayırdılar, sen iki rekat namaz kıl, ilk önce seni vuracağız, atacağız önden dediler. O şimdi dua edip duruyor. Yani bir kişiyi de ayırmışlar, ilk kurban sen olacaksın. Böyle bir manzara ile karşı karşıyayız. Ellerinde 20 kişi var, her an adam öldürebilirler, her an bize tehdit ediyorlar. Şartlarımızı kabul etmezseniz işte 10 dakikada bir, şu kadar zamanda bir kişiyi vuracağız ve balkondan atacağız. Giriş imkanlarımız yok dedikleri gibi. Bu arada gece yarısı falan ben gene işte ben şeyi bekliyorum, aralarında bir tartışma çıksın. Yani genç çocuklar bunlar. İçeriği dinleyebilir miyiz? İçeriği dinleme imkanımız var mı dedim. MİT mensuplarına.
kendi aralarındaki konuşmayı dinleyebilir. Şimdi herkesi dinliyorlar evet. Ya evde mutfak bile dinleniyor. O imkanımız yok öyle bir şey dediler. Bir şey yapamaz mıyız? Dediler ki içeriye bir şey sokabilirsek. Bir dinleyi emniyatı sokabiliriz. Onun üzerine benimle konuşmuyorlar sadece. Reuters'ta falan da konuşuyorlar. Oradan haber veriyorlar. Biz onları dinliyoruz. Telefonlarını bozun dedim. Bozdular telefonu. Bunun üzerine Albay Marvan beni aradı. Telefonlarımız şey oldu konuşuyor. Yanlış kullandınız herhalde falan dedim. Efendim biz dışarıyla irtibat kurmak zorundayız. Peki size ben bir telefon çektireyim dedim. Olur dediler. Bir telefon öyle görünüyor da direğe çıkıyorlar birileri. Orada ışıklar yanıyor sönüyor. Yani telefon çekiyormuşuz oluyor. Gerçekten bir seyyar kabloyla işte MİT'teki arkadaşlara dedim ki içeriye vereceğimiz telefon aynı zamanda bize versin. Yani mikrofonda evet, bir tabii, telefon tabii. olsun. Bir telefon verdik içeriye. Önce getirdiler telefonun o şeyi gövdesiyle ahize ayrı renkteler. Yani belli ki oynanmış o telefonla. Ya bunu fark ederler falan. Neyse aynı renk telefon bulundu. İçeriye tıkır 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 çektiler. Kapıya kadar geldiler. Sadece bir kişi gelsin fazla gelirse vururuz falan. Böyle de bir devamlı vururuz tehdidi altındasınız. İşte bir kişi gitti telefonu koydu kapının önüne. Onlar aldılar telefonu içeriye. Ondan dışarıyla konuşacaklar artık. Ama biz de o telefon bütün konuşmaları dinleyeceğiz. Bir işte 10 dakika yarım saat geçti. Ben çok sabırsızlandım. O arkadaşların yani o servisten gelen arkadaşların oturduğu bir oda var. Oraya girdim. Dedim ki her 10 dakikada bir, 5 dakikada bir ya da önemli bir şey söylendiğinde o an bana haber verin. Bir haber falan gelmiyor. İşte gittim. Dedim ki yok mu bir şey? Yok efendim dediler. Konuşmuyorlar mı? Birbirleriyle konuşmuyorlar mı? Dinleyemiyoruz dediler. Niye? Dinleyemiyoruz. Becerememişler. Şimdi biri bu. Bir şey daha. Bizim bir aramız olacak sonra gene konuşacağız. Evet, bunu da hızlıca bitirin isterseniz. Ya da daha uzunsa ikinci bölümü ayıralım ona. İyi hadi ikinci bölümü ayıralım. Evet. Şimdi bir haber aramız var. Hem de biz biraz ondan nefes sonra vereceğiz. Ne kadar zamanımız gene var? Gene 45 dakikamız İyi, daha tamam. Var. Tamam. Yani anlatacaklarımız var. Evet anlatacaklarımız var tabii canım. Sevgili izleyiciler, Hasan Fehmi Güneş ve Başar Yaltı konuğumuzla biz haberlerden sonra tekrar devam edeceğiz. 1979 yılında Filistinli gerillaların Mısır Büyükelçiliğini basmasının hikayesini, perde arkasını ilk kez bu kadar detaylı ve bu araya gelmiş bu konuklarla konuşuyoruz. Şimdi 11 haberleri için Yadigar Hanlı sizlerle haberlerden hemen sonra biz tekrar konuklarımızla karşınızda olacağız. Türkiye'nin en yeni haber kanalı İmece Televizyon'dan merhaba Nazım Alpman'la sabahın ikinci bölümündeyiz. Konuklarımızla birlikteyiz. Kısaca bir özet yapmamız gerekiyorsa televizyonları yeni açanlar için 13 Temmuz 1979 günü Ankara'daki Mısır Büyükelçiliği Filistinli gerillalar tarafından, 4 gerilla tarafından kuşatıldı ve içindeki 20 insanla birlikte işgal edildi ve rehin alındı. O dönemin İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş'in girişimiyle bu eylem kansız biçimde bitirildi. Eğer böyle olmasaydı, barışçıl biçimde bitirilmeseydi, orayı kuşatan askeri birliğin komutanlarından bir tanesi de Başar Yaltı içeri girecek komando timinin komutanı olarak orada görev yapıyordu. Şimdi tam 32 yıl sonra ilk kez ikisi bir arada İmece stüdyolarında bizim konuğumuz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ederiz. Siz biraz önce yürütülen pazarlıklarla ilgili ayrıntılar anlatıyordunuz Sayın Bakan. Tamam. Yani izleyicilerimizin öğrenmesini, bilmesini istediğim bir iki konu var. Onları paylaşmak istiyorum. Biri şu. İşte bütün gün boyunca, gece boyunca görüşmeler devam ediyor. Mesela biz Filistin Kurtuluş Örgütü'nden bir orayla görüştük. Kim bunlar? Bunlar sizin adamlarınız mı? Dediler ki yani onlar işte Filistin Kurtuluş Örgütü, FKO'nun, PLO'nun
elemanları değil. Bunlar Filistin Kartalları diye bir örgütmüş. Filistin Kartalları değil. El-Saika. Ah evet. El-Saika örgütünün bunlar mensupları. İşte öyle bir kartal falan olarak tercüme edilen bir örgüt. Evet. Bunlar El-Saika'lı. Kim bunlarla muhatap olabilir? Kim bunlara söz geçirebilir? Bir kişi gönderelim dediler. Biz uçakla, özel uçakla oradan bir kişi getirdik. Assuma diye. Assuma, ismi Assuma olan. Assuma'yı şeye götürdük. Büyükelçiliğe gece. Assuma'yı Büyükelçiliğe götürüyoruz. Benim arabayla gidiyoruz. İşte gireceğiz, onu göndereceğiz. Oraya da söyledik, Assuma geliyor. Bunlar kızdılar, Assuma bize niye geliyor falan diye. İşte farklı fraksiyonlar bunlar. Evet. PLO'nun içinde. Orada bir şey aklıma geldi. Tam Assuma arabadan inecek. Üzerinizde silah var mı dedim. Yani içeriye bir de silah göndermiş olabiliriz. Assuma'yı da tanımıyoruz. Var dedi. Ve belinden çıkardı, buyurun dedi. Ben sadece olup olmadığını öğrenmek istedim. Bir silahını almayız kimsenin dedim. Girdi. Onlarla pazarlık etti. Onların koşullarından biri de şuydu. Onu söylemeyi unuttum baştan. Mısır hapishanelerinde tutuklu arkadaşları var. Tutuklu ya da hükümlü. Onların da bırakılmasını istiyorlardı. Assuma onlarla konuştu. Döndü, işte biz bunu gene aldık. Çılgın bunlar dedi. Çıldırmış bunlar dedi. Belli ki Assuma onlara söz geçirememiş. Evet. Ya da Assuma'nın aracılığıyla çözülmüş izlenimi vermek istemiyorlardı. Biri o, biri bir başka konu. Gece saatlerinde Marwan beni aradı. Dedi ki, acıktık biz. Ha, o kadar yakınlaştınız artık. Mesela sizin aranızda direkt hat mı vardı? Nasıl? Evet, yani o telefon. Telefon var. Evet. İşte Büyükelçilik'le karşıdaki TUSAŞ'ın binasındaki evet. Oraya işte birbirimizi arayacak hale getirdik orayı. Acıktık biz dedi. Yemek istiyoruz dedi. Yemek göndereyim size dedim. İşte ne yemek istersiniz? Yani ben biraz da şef garson gibi yemek siparişi. Yani nazır, bana nazır diyorlar. Nazır işte Arapça herhalde bakan. İşte nazır diyor, biz acıktık falan diyor. Sayın nazır falan da diyor. Saygılılar bir kere, yani terbiyeliler. O sırada işte bu konuşma olduğunda herhalde bir biçimde Sayın Başbakan'a, Bülent Bey'e gitti. Bülent Bey beni aradı telefonla. Dedi ki, yemek istedikleri doğru mu? Doğru efendim dedim. Bir atlayıp gelebilir misin dedi. Konuttayım dedi. Ben arabaya bindim. Gittim. Konutta Bülent Bey var. Ve profesörler var. Mesela Doğan Hoca falan var. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Onlar var. Doğan Karan. Ve başka o düzeyde insanlar var. Dediler ki, biz düşündük, mesela suya bir şey koyabiliriz, bir karışım yapabiliriz, kimyasal bir şey. Koku yapmaz, rengini değiştirmez falan ama içince yahut bunu yemeğe katabiliriz. Yiyince 45 dakika bloke olur. Bayılmaz, ölmez, bloke olur, hareket edemez. Neyse. Bunu hazırlayabiliriz. Vereceğiniz yemekle bunu verebilirsiniz karıştırarak. Düşündüm. Çok ama zorlandım. Yani kolay bir çözüm yolu. Ama doğru bir çözüm yolu mu? Hayır dedim. Neden dedi Bülent Bey, Başbakan. Dedim ki, efendim benimle konuşuyorlar ve bana güveniyorlar. Onlara olan güvenimi kaybetmek istemiyorum. Pazarlık edecekler. Belki başkasına yedirirler önce. Heh, aynen sizin söylediğinizi. Yani onların yerinde ben olsam, böyle istediğim bir yemeği ben yemem. Elinde 20 tane rehine var. Onlardan birine yedirir. Bakar.
takdir senin dedi. Ben döndüm gittim, yemekleri işte götürdüler, verdiler ve aynen öyle yaptılar. Önce kendileri yemediler, bir başka rehinelerden birine yedirdiler, suyu da içirdiler ve beklediler. Bir süre sonra yediler. Yani bu önemli bir şey. Evet. Onların ve ben o şeyden sonra da bana karşı olan güvenlerinin, yani onları aldatmayacağımın, yani Bülent Bey onu söyledim. Efendim biz devletiz. Devlet hile yapmaz. Ya yani onu doğru bulmuyorum. Yapmadık mesela onu. Bu sizin anlayı devlet anlayışınız. Anlayış, tabii. Yoksa tabii, devlet abi, bal gibi. Klasik devlet anlayışı bu ama böyle anlamayanlar anlayıştan kendilerindeki noksandan dolayı sorgulanmalıdırlar. Doğru. Ve bunun mesela faydasını gördüğüme inanıyorum ben. Çünkü bana inandılar, bana teslim yoksa oldular. Yoksa teslim olmazlar. Evet, yani. Böyle bir güven duygusu yaratılmasa. Teslim olmazlar, yok evet. Teslim olanı. Ve bu çocuklar yargılandılar. İdama mahkum oldular. Müebbede mahkum oldular. Bunlara biz sizi serbest bırakacağız demedik. Sizi yargılamayacağız demedik. Size ceza verdirmeyeceğiz. Bir tek şey söyledim. Size işkence falan öyle kötü muamele ettirmem. Sizi adil yargılamada yargılatırız. Türk yargısına güvenin, biz güveniyoruz. Hiçbir zorluk çıkarmazsınız. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Eğer onlar girişte iki cinayet işlememiş olsalardı belki bu kadar ağır ceza da almayabilirlerdi. Almayabilirlerdi. Zaten ondan dolayı ya başka şeyden de aldılar da evet. Ama ağırlaştıran şey oydu. İki kişiyi öldürmüşlerdi ve onların yargılandığı dönemde teamüden adam öldürmenin cezası ölüm. Ölüm. İdam cezası. İdamı, evet. Teamüden adam öldürdü yani. Planlayarak. Planlayarak, yani. İsteyerek, kastederek adam öldürdüler. Oydu. Yani yargılandılar, mahkum oldular. Yıllarca yattılar Türkiye'de hapishanede. Evet, bu röportaj 22. yılında yapılmış. Evet, yani 20 yıl falan yattı bu evet. Çocuklar. Evet. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim izin verirseniz. Sizin vaktinizi alıyorum. Ya estağfurullah. Hep beraber benim için de iyi değil çünkü bazı şeyleri. En son şeyde bunları anlattım ki işte yani başka çareniz yoktur. Sizin Türk halkına Filistin hareketinin, Filistin davasını anlatma konusunda ulaştırmak istediklerinizi hallettiniz. Türk halkı şimdi Filistin meselesini anlamış vaziyette. Onların sempatisini de kazanmak istiyorsanız, büyük bir ülke Türkiye, büyük bir devlet Türkiye Cumhuriyeti, onların da desteğini kazanmak istiyorsanız, onların sizden beklediği, Müslümanın Müslümandan beklediği, kardeşin kardeşten beklediği bir hareket bekliyorlar. Gelin Türk adaletine teslim olun. Bu konuşmalarda işte bir ölçüden sonra, dedi ki biz işte suç işledik, elimizden kaza çıktı. Polisleri vurduklarını, bekçiydi vurduklar ama polis diye biliyorlar. Polisler bizi vurur kapının önünde. Dedim ki ne var elinizde? İşte patlayıcı var, silah var. Bir de o yani intihar hapları falan var. Gerekirse onu kullanacaklar. Onların hepsini içeride bırakacaksınız. Silahlarınızı, patlayıcılarınızı, bombalarınızı. Kapının önüne çıkacaksınız. Kapının önünden sizi teslim alacaklar. Polisler bizi vurur kapının önüne çıktığımızda dediler. İşte orada dedim ki ben geleceğim. Sizi teslim alacağım. Ben gelince de işte size sesleneceğim kapıdan. Ben geldim diyeceğim. Yanımdakiler itiraz ettiler. İşte jandarmanın üst düzey komutanı vardı. Emniyetin kendinizi risk edemezsiniz. Bu yani bunlar çılgın çocuklar. Çocuk bunlar. Çocuk Marvan. Peki o zaman siz çelik yelek falan giydiniz mi? Yok efendim. Yok efendim. Yani Marvan o zaman 20 yaşında yok. Var evet. Yok 19-20 yaşında. 22 yaşındayım. Yani neyse evet. Öteki bir tane Muhammed var. O daha küçük. Daha, bir tane. Evet. Peki yürürken oraya kadar ne hissettiniz bu uyarılardan sonra böyle bir yani bir şey söyleyeyim yani korku falan gibi şeyleri hissetmiyorsunuz o zaman. O zaman tek hissettiğiniz şu olayı başarıyla bitirsek. Ah şu olay.
Çünkü Ankara durmuş, millet toplanmış, trafik kesilmiş. İki gün sürdü bu olay değil mi? İki günden fazla sürdü. Evet, 45 saat. Evet. Yani bu işte inşallah şimdi bitecek. Hiç kimse, gözünüzün önüne 20 tane tabut geliyor. İçerideki rehineler öldürülmüş, 20 tane tabut ve siz bunun sorumlususunuz. Ondan kurtulmaya uğraşıyorsunuz. Öyle bir tabloyu topluma yaşatmamak için. Başka bir şey aklınıza gelmiyor. Ve oraya ben işte teslim olacaklar çocuklar. Kaç adımda orası hatırlıyor musunuz yürüdüğünüz mesafe? Siz şimdi bilirsiniz. Sayın Bakanım izin verir misiniz? Bakın o orayı ben anlatayım. Gördüğümü anlatayım. Bakanımız da tekrar kendi bakış açısıyla tabii ki dile getirir. Şimdi hani film sahneleri olur. Böyle bir sahne düzenlersin. Gerilim filmlerinde olur. Birisi gider yaklaşır git son anda saniye saniye onu kamera yaklaştırır filan. Bizler de bakın öyle izliyorduk. Ben bizzat hala gözlerimin önüne geliyor o sahne. Sayın Bakan çıktı. O karşıdaki binayla elçilik arasında en az 250-300 metre var. Çünkü geniş bir cadde var. Bulvar var. Bulvarın içinde elçiliğe giriyorsunuz. Elçiliğin bir bahçesi var. Bahçesinin den sonra oradaki binadan çıkan gelen teröristleri teslim alacak. Bakan oradan çıktı. Yürüyerek gidiyor. Üzerinde beyaz gömleği vardı. Hatta kollarını böyle çevirmişti. Onun fotoğrafları var görüyoruz. Ekranda geliyor evet, şimdi. Ve öylece bütün herkes ama bütün gözler Sayın Bakan'ın üzerinde. Bakan oraya doğru gidiyor. Herkes tüm dikkatle bekliyor. Tabii bu arada önlem alınmış. Orada keskin nişancılar var. Şunlar var bunlar var. İşte Jandarma Genel Komutanı orada zannediyorum Emniyet Genel Müdürü. Orada işte bizler oradayız. Çünkü eğer bu sahne olmasa biz başlayacaktık. Ve nefesler tutulmuş vaziyette. Nefesler tutulmuş vaziyette. Aynen yani öyle. Bir kurşun sesi de olabilir değil mi? Tabii. Aynen o da olabilirdi. Birisi yanlış yapabilirdi. Yani talimat verilmiş. Sadece değil ki yani bizden. Çünkü bunlar ölümü göze almış. Ölmek üzere gidiyor. Başgüzarlar çıkabilirdi. Bakın Allah'tan yani bu söylediğinizi teyit edecek bir şey. Dış ülkelerden gazeteciyiz, olayı takip edeceğiz diye çok sayıda insan geldi. Bir kısmını teyit ettiremedik. Yani gazeteci olduğunu. Gazeteci olduğunu. Tabii. Ne yapacağız? Tuttuk havaalanında. Yani. Mesela yürürken oradan dışarıdan biri ateş eder, ondan üzerine. Birisi mantar tabancasıyla havaya ateş etse, her şey bozulacak. Evet. Ve bakan gitti, oradan da indiler. İşte karşılaşma anı tabii, işte o öpüşme falan diye yansıyan. Evet, onu söyleyeceğim. O zaman dönemin muhalefet partisi lideri Süleyman Demirel'di ve sizi bayağı ağır dille itham etti. Yok, ağır dilledi işte öyle söyledi. Sert siyasi şeyler şimdi söyledi. Çocuklar ben çocuklar deyince ona da kızıyorlar. Yani teröristlerin. Şimdi bakın onlardan birinin şu ağzının kenarından kulağına kadar bir derin yırtık vardı. Kaynamış. Ne oldu dedim. İsrail bombaladı, şarapnel parçası dedi, geldi bana dedi. Bir başkasının kolunda, elinde ve kolunda yaralar vardı. O da benzer şey. Bunlar kendi akıllarınca, kendilerine göre vatanlarının kurtarılması için, halkının özgürleşmesi için mücadele eden işgal edilmiş topraklarının geriye alınması için mücadele ediyorlar. Yanlış metot kullanıyorlar, yanlış yerde yapıyorlar falan ayrı bir şey. Evet. Ama yapmak istedikleri bu. Bu çocuklar, bu tür çocuklar. Mesela ben onları oradan bana teslim oldukları zaman aldım. Yani bugün şeyim üzerimde aldım kendi arabama. Özel çalışma yeri olarak kullandığım Ankara'da o Gazi Çiftliği'nde Atatürk Köşkü vardır. Oraya götürdüm. Orada birinin bir ayağında ayakkabı yoktu. Ona işte ayakkabısını, ceketini falan tamamladık olmayanların. Sonra Sıkıvetim Komutanlığı'na teslim ettim. Sıkıvetim Komutanı Paşa'ya, Nihat Paşa'ydı. Dedim ki şu andan itibaren, bana teslim oldukları andan itibaren bunların sahibi benim. Bunların parası pulu yok. Öyle gelmişler.
Hini hacette kullanmaları için açlık bıraktık onları. Ama bize bu yakışmaz mı? Gelmiş elimi öpen bir adama tokat da vurabilirdim ben. Tokat vurabilirdim. Ama olur muydu yani? Evet. Tabii ki ben onu öptüm. Elindeki 20'den fazla rehineyi bırakıyor. Sağ 10 dakikada bir ya saat başı öldüreceğiz dediği kararından vazgeçiyor. Silahını bırakıyor, teslim oluyor. Teslim oluyor. Sonuç olarak diyor teslim ki ben oluyor. Sana teslim oldum artık. Yani bir ekleme yapalım isterseniz. Bu röportajda da şunu söylüyor. Biz diyor ölmek üzere gelmiştik. Aslında Almanya'daki İsrail konsolosluğunu büyükelçiliğini basmak üzere gidiyorduk. Fakat diyor yakalanan birisi olduğu için Kahire'de bizim ismimizi vermiş. Biz Türkiye'de kaldık. O nedenle eylemi Ankara'ya aldık ve Mısır'a çevirdik diye. Bakın şimdi Kahire'de yakalanana söyleyince diyorlardı ya işte bize uçak vereceksiniz. Evet. Camp David'den çıkacak. Bir şartı da orada bizim arkadaşlarımız var. Onlar serbest bırakılacak. İşte bir tanesi de oydu herhalde. Dedik ki Mısır'a bırakır mısınız? Serbest bırakır mısınız? Tabi bu arada üst düzey görüşmeler oluyor. Dışişleri Bakanımız görüşüyor oranın Dışişleri Bakanı'yla falan. Bırakırız dediler. Bırakırız. Onlar da çünkü onların büyükelçiliği. Bırakacaklar. Sevindik. Bir ama elinizde duruyor. Söylemediniz onu. Söyleyeceğiz. He. Yani elimiz boştu. Bir kart geçti elimize. Bir kozumuz evet. Oldu. Bırakacak. Bizim büyükelçimiz şeye gitti. Yani öyle kararlaştırılmıştı. Cezaevine gitti. Onlarla görüştü. Dedi ki işte Türkiye'deki şu olay nedeniyle koşullardan biri sizin serbest bırakılmanız. Biz istemiyoruz serbest bırakılmak dediler. Aa. Neden istemiyoruz? Biz hapishaneden çıkmak istemiyoruz dediler. Bize döndü dedi ki kabul etmiyor bunlar. Ne yapacağız? Kime inandırırsın bunu? Assuma dedim ya. Dedik ki sen şimdi lütfen cezaevine git, cezaevinden bize telefon et yahut biz sana telefon edelim. Assuma ile onları konuştur cezaevindeki. Böyle bir diplomatik mi, şey mi, temas veriyor. Tabii Assuma burada başbakanlık konutunda büyükelçi şeye gitti, hapishaneye. O Filistinli tutuklularla beraber Mısır'daki hapishanede Assuma ile konuşturduk. İngilizce konuştular. Onun için aradık. Mesela Assuma diyor ki ne demek istiyorsunuz siz diyor. Biz bu taraftan. Yani çok mu konforlu bir yerdesiniz diyor. Çok mu rahatsınız diyor. Anlaşılmaz bir şey falan. Assuma kapattı telefonu. Çıkmıyorlar dedi. Tabii hiçbir anlam veremedik. Ama şu sizin okuduğunuz da onu teyit ediyor. Şunu anladık ki oradakiler ötmüşler. Yani tabii, bazı şey sırları anlatmışlar. Bunlar onları çıkarınca belki infaz edecekler. Onlar ondan korktu. Evet. Ve bizim elimiz boşaldı. Çıkmıyorlar diyor. Çıkmak istemediklerini Assuma gidip anlattı şeydekilere. Oraya. Bir de böyle bir trafik oldu. Yani böyle bir sıkıntı oldu. Ben alıp götürdüm. İşte götürdük. Sıkı yönetime teslim ettik. Şimdi İşte söylediğim gibi bu çocuklar yargılandı, işte idama mahkum oldu. Yıllarca 20 küsur yıl hapis yattılar. Aslında bu tür olaylarda dünya ölçeğinde en başarılılardan biridir. Evet. En başarılı operasyonlardan biridir. Barışçıl biçimde bitmesi evet, bakımından. Evet. Peki siz o zaman iş başında sadece bir muhalefet vardı. Muhalefette Adalet Partisi muhalefeti vardı ve sadece gazetelerde sizin sosyal demokrat bir hükümetin bakanı olarak onlar da solcu Filistin davasının temsilcileri. Aranızda böyle bir yakınlık kurarak işte teröristleri öpüyor, teröristlerle yaklaşıyor falan diye. Bu eleştirilere dikkate aldınız mı ya da bunlara cevap verdiniz yani mi o zaman ya da ne hissettiniz? Şöyle oldu. Aslında böyle çok angaje olmayan, daha özgür noktada olan basın bana çok prim tanıdı. Yani bana övgüler dolu yazılar yazdılar benimle ilgili. Hak ettiğimden fazla
başarılı gösterdiler. Ama çok angaje birkaç gazete dediğiniz gibi. İşte Sona Vadis, Tercüman falan. O gibi. Onlar da var bizim. Bir de orada şimdi bir şeyimiz oldu, polemiğimiz oldu Sayın Demirel'le. Sayın Demirel dedi ki, demiş ki, işte öptü teröristleri. Bari karanlıkta öpseydi de kimse görmeseydi demiş. Tam Demirel. Ben de şeyden, tam başbakanlıktan çıkıyorum. Bülent Bey'in yanından işte arabama bineceğim. Gazeteciler koşarak geldiler. Dediler ki böyle böyle dedi Demirel. Keşke karanlıkta öpseydi. Yani ben de o gün söylediğimi söyleyeceğim şimdi. Bugün olsa söyler miyim bilmiyorum. Bir gün onu öpecek olursam öyle yaparım dedim. Efendim şimdi bu daha çok gazetelere malzeme oldu. Şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan Van depremiyle il başkanları ile yaptığı toplantıda Van depremiyle ilişkin konuşuyoruz. Çok kısa bir canlı bağlantı yapacağız. Bir 3-5 dakika sonra tekrar bir stüdyomuza döneceğiz. Şimdi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın toplantısına gidiyoruz canlı yayına. Sürdürmeye başladılar. Oradan Van'a tekrar döndük ve Van'a dönüşümüzde bu defa Van'daki enkazları birlikte arkadaşlarımızla şöyle bir gezelim istedik. Onları dolaştık ve yerlerinde incelemelerde bulunduk. İncelemeleri müteakiben şöyle bir de kısa bir süre önce açılışını yaptığımız Van Eğitim Araştırma Hastanesi'ni şöyle bir dolaştık. Oradaki hastalarımızı ziyaret edelim ve onları da yerinde bir görelim istedik. Ve kısa bir süre önce bitirmiş olduğumuz bu hastane gerçekten çok önceki dönemlerde yapılmış tabii hastanelerle mukayese edilmeyecek derecede güçlü, şu anda hizmet veren 600 yataklı olması hasebiyle de çevrenin, bölgenin ihtiyacına şu anda orada ciddi bir cevap veriyor ve bütün doktor arkadaşlarımız, takviye olarak gönderilen doktor arkadaşlarımız hep birlikte gece gündüz demeden hemşirelerle, sağlık memurlarıyla birlikte çalışmalarına devam ediyorlar. Ve sabah 5 gibi de orada son bir toplantı yaptık ve oradaki kriz masasının başına da Başbakan Yardımcım Beşir Atalay Bey'i geçirdik ve yanında yine Sağlık Bakanım, Çevre Şehircilik Bakanım olmak üzere kendileri kaldılar. Ve bunun yanında Van Valisi ve diğer kuruluşlarımız o bölgedeki çalışmalıyı TOKİ gibi hep birlikte çalışma kararını orada verdik. Ve gerek Van Merkez gerek Erciş olmak üzere bundan sonraki sürece yönelik Kızılay'la birlikte AFAD yöneticileriyle birlikte neler yapacağız? Bunların adımları atıldı. Bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimizin oradaki bütün konuştu ekipleri hepsi seferber olmak suretiyle bütün kuruluşlar el ele vermek suretiyle burada yapılması gereken, atılması gereken adımları orada planlamaya ve bu adımları da atmaya başladılar. Tabii böyle anları maalesef kendileri için hala siyasi ranta dönüştürmenin gayreti içerisinde olanlar var. Tabii çirkin olan bu. Hele hele böyle bir deprem felaketinin olduğu anda bütün imkanlarıyla seferber olan bir devlet var, bir hükümet var. Bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla ilk andan itibaren orada ve 99 depremini yaşayanlar bilir, deprem mahalline gelemeyen bir iktidar vardı, bir hükümet vardı. Ama şu anda neredeyse kabinenin dörtte biri orada seferber olmuş vaziyette, devletin tüm kurum ve kuruluşları orada seferber olmuş vaziyette ve neler yapılıyor, neler yapacağız bunlar orada planlanıyor ve işte şurada hemen birkaç gün içerisinde hamdolsun durum kontrol altına alınmış vaziyette ve çok kısa bir zaman içerisinde de inşallah
bütün bu enkazlar kalkacağı gibi ve yeniden bir Van merkez planlaması ve yeniden inşallah Erciş'te de kentsel değişim dönüşümle birlikte yeni bir şehir, yeni bir ilçe inşa edilmiş olacak. Tabii biraz sonra bazı sizlere, sizlerin şahsında, televizyon ekranlarının başında bizi dinleyen tüm vatandaşlarıma da yine bir çağrım olacak. Bu çağrıyı çok yaptık ama yine yapacağız. Gerekirse bu konuda bir yasal düzenlemeye gitmek suretiyle artık bundan sonra laf dinleme dönemi geçiyor. Böyle bir dönemin içerisine de gireceğiz. Değerli arkadaşlarım, biz deprem haberi alınır alınmaz saat 6 gibi hemen Van'a ulaştık. Ama aynı gün bütün arkadaşlarım farklı merkezlerden oraya ulaşmaya çalıştılar. Ve Türkiye genelinde de bütün uçaklarla gerek yardım noktasında gerekse diğer ihtiyaçları gidermek üzere sivil savunma diye tabir ettiğimiz eski adıyla şimdi AFAD olarak ve bunun yanında AKUT olarak birçok arama kurtarma ekipleri sağ olsun buraya ulaşmaya çalıştılar. Tabii bu uçaklar arama kurtarma ekibinden çadıra, battaniyeden katalitik sobaya kadar ilk planda ihtiyaç duyulacak malzemeyi ülkemizin değişik yerlerinden İstanbul başta olmak üzere buraya taşıdılar. Ankara'dan aynı gün 2 uçak, ertesi gün 4 uçak insan ve malzeme yüklü olarak bölgeye intikal etti. Yine İzmir'den, Uşak'tan uçaklar bölgeye ulaştılar. Toplamda sadece Türk Hava Yolları'na ait 16 uçak ilk 2 günde Van'a insan ve malzeme taşıdı. Şimdi buradan üzülerek söylüyorum. Haber ajansları, televizyonlar birçok şeyi saptırıyorlar. Böyle bir an bu tür spekülasyonlara kurban edilemez. Milleti aldatmanın hiçbir anlamı yok. Ben resmi rakamlarla sizlere konuşuyorum. Yapılanları anlatıyorum. Bölgeye sadece benim talimatımla ilk etapta 3 milyon Türk lirası gönderilmişti. Acil yardım olarak valiliğe ve bugün bu rakam 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Ve Başbakanlık adına açtığımız yardım hesaplarında da şu an itibariyle 1 milyon 728 bin lira yardım toplandı. 48 il ve 39 kurumdan arama kurtarma, sağlık ve ilk yardım personeli, araç, malzeme temin ettik. Bunları 22'si Türk Hava Yolları, 22'si askeri ve 8'i özel kargo uçağı olmak üzere toplam 52 uçak ve diğer nakil vasıtaları. Tekrar merhabalar. Kısa bir aradan sonra biz de nefeslendik. Geçmiş olsun. Şimdi Hasan Fehmi Güneş ve Başar Yaltı 1979 13 Temmuz Mısır Büyükelçiliği'nin Filistinli gerillalar tarafından basılmışını ve o eylemin nasıl sonuçlandırıldığını konuşuyoruz. Bir 10 dakikamız daha var. Siz bu tür eylemleri başka örneklerinde yakından izliyor musunuz? Hani halkta seçicilik vardır ya, böyle rehin alınma operasyonu olduğu zaman bir yerde bakalım ne yapıyorlar falan diye bakar mısınız? Bakarım. Çok çok ilgimi çeker değil. Sanki benim mutlaka detayını öğrenmem gerekirmiş gibi bir dürtü vardır içimde. Yani kendi yaptığımı check etmek, kontrol etmek anlamında da. Yani her insanın başına gelmez. İşte Türkiye Cumhuriyeti, asırlık neredeyse cumhuriyet. Bir kere ondan önce mesela havaalanında bir baskın oldu. İşte bir sürü insanlar öldü vesaire. 81'de de oldu değil mi böyle bir şey? Ankara Havaalanı. Şey dışarıda olimpiyatlarda falan oldu, biliyoruz hepsi. Ne kadar kanlı olduğunu. Evet. Yani onlara baktığım zaman ben
Tanrı'nın yardımıyla yahut o zamanki işte arkadaşımız gibi genç insanların dirayetiyle, benim kadromun akıllılığıyla falan çok başarılı bir sonuç alınmış diye görüyorum ben. Evet. Hala o kanıdayım. Şimdi o çocuk öyle diyorsa ki onlar çıktıkları zaman beni aradılar. Sizin elinizi öpmeye geleceğiz dediler. Yavrum bir gün görüşürüz, geçmiş olsun, gidin siz dedim. Yani ben onları işte hapse atan falan adamım. Ama benim o günkü konumuma yakışanı yaptığım kanısındayım. Tanrı'nın da bana yardım ettiği kanısındayım. Peki bu bir sizin güzel müşteri olduğunuz bir görevdi. İçişleri Bakanlığı yaptığınız dönemde böyle içinizde kalan, biraz daha bakanlık süresi olsaydı şunları şunları da yaparım dediğiniz şeyler oldu mu hiç? Oldu tabii, çok oldu. Oldu tabii. Süremiz yani olduğu için hazırda sizi bulmuşuz. Yok onu başka şunu, bir programda şunu söylemek istiyorum. Aslında özgürlüklerin, örgütlenmenin, demokrasinin yaygınlaşmasının, iç güvenliğin, can güvenliğinin vesairenin halledildiği bir ülke olmak istiyorsak bütün bu görevlerin toplandığı yer İçişleri Bakanlığı'dır. İçişleri Bakanlığı'nın görev alanındaki taşlar temizlenirse, orası düzeltilirse biz özlediğimiz yere daha kolay gideriz. Çok güzel bir şey söylediniz. Çünkü vatandaş ilk basamak devlette karakolda başlıyor. Oradan başlar efendim. Oradan başlar. Hukuk devleti olmanın birinci adımı karakoldur. Polistir, jandarmadır. İşte belediyenin zabıtasıdır. Onun için İçişleri Bakanlığı son derece önemlidir. İçişleri Bakanlığı'ndaki kaymakam, vali, işte en rütbelisinden polisine kadar, polis memuruna kadar, sokaktaki polisinden tutun, karakoldaki polisine kadar herkesin davranış kalıbı o devletin hukuk devleti niteliğini kesinlikle ortaya koyar. Hatta yine o döneme belki geriye dönerek söyleyebiliriz. Örneğin ben kendi yaşadığım deneyimlerden biliyorum. Eğer o bir yerdeki kaymakam, jandarma komutanı veya oranın işte emniyet amiri, emniyet müdürü hukuk açısıyla bakmıyorsa sorunlara, olaylara, halka bu şekilde yaklaşmıyorsa, kendi ön yargılarını hukukun önüne çıkartıyorsa orada sorun çıkar, orada olay çıkar. Bunları hepimiz, değil mi Sayın Bakanım, doğru, yaşayarak gördük. Bu olay da tamamen Sayın Bakan'ın yönetimdeki becerisi, başarısı ve oradaki inisiyatif alma, ki inisiyatif alma bir kendine güven duygusudur. İsabetli kararlarıyla, başarıyla atlatılmış bir olaydır. İşte sözlerimin başında da söylemiştim. Hele bakanın orada tek başına yürüyerek gidip silahlı teröristleri teslim alması benim gözümde bakanı o tarihte beri kahraman yapmıştır. Ben öyle niteledim. Son derece başarılı bir operasyondur sonucu itibariyle. Ha tabii biz, herkes hani bulunduğu yerden olayları görür ve değerlendirir. Ben de çok ilgiyle Sayın Bakanımızı dinledim. Bazı ayrıntıları bizim bilmemiz mümkün değildi. Biz sonuç olarak orada ben üsteğmen oradaki operasyon emir verildiği zaman, ki bize talimat verilmişti, saat 8'e kadar süre tanıdık. Saat 8'e kadar teslim olurlarsa olacaklar, olmazlarsa operasyon yapılacak, binaya girilecek. Tabii o koşullarda geriye kalan tek izlenimim benim, devletin acizidir. O zamanki gözümle teknik olarak, değil mi? Olanakları söylüyorsunuz. Teknik olarak. Evet. Ama şimdi çok geliştiğini biliyoruz hep beraber. Ama başka şeyler. Başka şeyler de tabii oluyor. Operasyon yeteneklerimiz filan elbette son 5 dakikanın geldi. İçindeyiz. Evet. Bir katkı yapacağım. Dendi ki bir ara, tabii çok detay konuşmadık, gerek de yok. Gaz bombası i̇şte, atalım. İşte onu söyledi. Gaz bombası atalım içeriye, bayıltalım. Bayılsın. Var mı elimizde gaz bombası? Var. Denendi mi? Ya atarız bir şey. Patlamadı. Patlamaz. Patlar, hayır, etki yapmaz. Sayın Bakanım bize maske yok. Maske İçeri yok gireceğiz. Şeylerde. İçeri gireceğiz, maske yok. Bir tanesi dedi ki, biz acele, işte o zaman tabii titizleniyor insan. Yani deneme yapacağız dediler. Gittiler gaz bombasını köpeklerle denediler. Yazık o. Köpekler aldırmadı hiç yani. Yani şimdi acil, evet, diyor ya. Evet, hazır değiliz efendim. Evet.
Değiliz. Ya kroki soğuk. Şimdi Eskaza o gaz bombasını atsak başımıza daha içeridekiler şimdi, diyor ki Allah'a şükür hani iç güvenlikte gaz bombası eksimiz yok. Hatta sınırları da erken bitirmişler her bu sene. Her çeşidi var. Erken bitirmişler. Tekrar bomba istiyorlarmış. En çok da HOPA'da kullanıyor. Demin siz bir şey söylediniz. İç güvenlik her şeyin temelidir diye. HOPA Emniyet Müdürü demiş ki bugün gazetelerde var belki gördünüz. Gördüm. Gözü hepinizin gözü önünde demiş kafalarını ezeceğim. Yani kafa yapısına yani bak. Yani derebeylik gibi değil mi? Mesela böyle bir devlet görevlisi yani bu 657 sayılı yasaya yani, bağlı. Yani dilerim ki söylememiştir. Ha, evet, yani öyle bakmak o düzeyde birinin bunu söylemesi yanlış olur. Ama söylemişse eğer mutlaka gereğini yapmak lazım. Böyle bir insana halkın güvenliği teslim edilemez. Evet. Katiyen beline tabanca takıp bu halkın güvenliği sana teslim denilemez. Böyle bir insana. Dilerim ki böyle bir şey dememiştir. İşte bakan iktidarı bu olsa gerek. Sayın Bakan bir de ama şu var ki İstanbul'da da vakti zamanında bir emniyet müdürü gazeteciyle de ünlü bir gazeteciyle röportaj yaparken ben dedi çocuklarıma dedi küçük yaştan beri silah kullanmasını öğrettim dedi. Silah sesi huzur verir. Can Dündar da bir yazı yazmıştı dedi ki biz de dedi çocuklarımıza babalarımızdan öğrendiğimiz büyüklere saygı gösterilmesini öğretiyorduk dedi. Demek yanlış yapıyormuşuz. Silah sesi huzur verir dedi. Ve bir emniyet müdürü söyledi bunu. Sonra da tekzip etmedi zaten bunu. Yani demin söylediğiniz çerçevenin içine oturtuyorum. Hani İçişleri Bakanlığı'nın yetki alanını demokratikleştirdiğiniz zaman o ülkede demokratik bir ülke olur. Öyle olur. Siz yani, ikiniz de hukukçusunuz değil mi? Şimdi meslektaş oldunuz meslektaş artık. Meslektaşız. Yani çok benim için çok güzel bir sürpriz oldu bugün bu arada olmamız. İşte 31-32 yıl 32 önce yıl. Aynı yerde görev yapmışız beraber. Bugün de buradayız. Biz çok teşekkür ederiz geldiğiniz. Bizi bir araya getirdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu İmece Televizyonu'nun bakış açısı özel insanları, özel konukları bir araya getirmek. Şöyle söylüyorum, diğer o reyting kanallarında hep skandal da olsa ünlüler olsun diye. Onlar kaptığı için bize de hep değerliler kalıyor diyorum. Bizim konuklarımız tamamı bunlardan oluşuyor. Sayın Bakan Hasan Fehmi Güneş, İçişleri Bakanı 1979 değil mi? 78 ve 79. 79. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Başar Yaltı size de çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Daha başka programlarda yine biz açık kart alıyoruz sizden. Sizi özellikle Mehmet Ali Ağaca ve Abdi İpekçi davası ile ilgili olarak şimdiden ben çıkınca bir söz alacağım sizden. Tekrar İmece ekranlarında olmak üzere diyoruz. Sevgili izleyiciler, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş ve Başar Yaltı ile tarihi, bizim kısa tarihimiz içinde tarihi bir programı bitirmek üzereyiz. Birazdan 11-12 haberleriyle Yadigar Anlı sizlerle olacak. Daha sonra Osman Şenkul'un biraz da ekonomi programı var. Biz konuklarımız Hasan Fehmi Güneş ve Başar Yaltı'ya bir kez daha teşekkür ediyoruz programımıza katıldıkları için. Yarın sabah saat 10'da tekrar karşınızda olacağız.